Sevgili Ersin canlılar, öncelikle izin verirseniz büyük önderimiz Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla rahmetle anıyoruz. Deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Osmaniye, Hatay, deprem felaketinde aramızdan ayrılan vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyoruz. Canım hemşehrilerim, sevgili Erzincanlılar, 14 Mayıs'ta savurganlığa son vermeye var mısınız? 4-5 yerden maaş alma dönemi son bulsun mu? 14 Mayıs'ta bu harami düzenini değiştirmeye var mısınız? Helal olanla yasalı bir etmeye var mısınız? Görüyorum ki aramızda çok kalabalık genç arkadaşlarımız var. Artık son düzlüğe giriyoruz. Sevgili genç arkadaşlarım, artık son düzlüğe giriyoruz. Parolamız çok net. 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Burada güvenlik bariyerlerin arkasında da değerli Erzincanlı hemşehrilerimiz var parkta. Hoş geldiniz diyoruz onlara da. Sizleri daha çok fazla bekletmeden ben şimdi buraya öncelikle konuşmasını yapmak üzere baba ocağına, ata ocağına, şoför Hakkı Baba'nın evladını Erzincan milletvekilimiz Mustafa Sarıgül'ü davet ediyorum. Haydi haydi kazanalım haydi. Bıktık usandık haydi cana tak etti haydi haydi kazanalım haydi. Güzel Erzincan, güzel Erzincan, mutlu Erzincan, enerji dolu Erzincan. Sizler hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bu meydanı allı şekilde, şanlı şekilde, Erzincan'ımıza yakışan şekilde doldurdunuz. Sizler bizleri yalnız bırakmadınız. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu yalnız bırakmadınız. Hoş geldiniz. Erzincan şeker fabrikasını geliştireceğiz. Erzincan'da kapanan belediyeleri referandum yaparak inşallah açacağız. Erzincan'da cimin üzümünü, Erzincan'da tulum peynirini dünya çapında marka yapacağız. Sevgili gençler, Erzincan'a kültür gelecek, sanat gelecek. Erzincan'da mutlu olacaksınız. Erzincan sporu mutlaka ve mutlaka Allah'ım izin verirse Süper Lig'de göreceğiz. Bakıyorum çiftçilerimiz son derece sıkıntılı. Niye biliyor musunuz? Su parası pahalı, elektrik parası pahalı, hayvancılık sıkıntıda. Çiftçilerimizi elektrik parasından, su parasından inşallah kurtaracağız. Sevgili Erzincanlılar, Türkiye'mizi demokratik parlamenter sisteme kavuşturacak olan isim Kemal Kılıçdaroğlu'dur.
Türkiye'mizde liyakatı, adaleti getirecek olan isim Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Türkiye'mizde rayından çıkan devletimizi rayına oturtacak olan isim Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Sevgili Erzincanlılar, bugün İstanbul'da miting var. İstanbul mitingi öncesi hiçbir genel başkan miting koymaz. Yıllarca bu her siyasi partide böyle olmuştur. Ama bugün İstanbul mitingine rağmen Sayın Genel Başkanımız Erzincan'ı onurlandırdı, şereflendirdi. Bu da Erzincan'a ne kadar büyük önem verdiğinin göstergesidir. Sevgili Erzincanlı hemşehrilerim. Tarlada üretim, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim diyen 13. Cumhurbaşkanımızı bugün Erzincan'da saygıyla, sevgiyle, hürmetle karşılıyoruz. Ama Genel Başkanımız Erzincan'a Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak geldi. Ama Erzincan'ımızın bu coşkusunu gördükten sonra inşallah kendisini 13. Cumhurbaşkanı olarak uğurlayacağız. Bu duygularla ben hocamla birlikte inşallah Ankara'ya el ele, kol kola, omuz omuza gideceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha Erzincan'da bütün Erzincanlılar adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Can Erzincan'ımızdan bütün Türkiye'mize saygılar sunuyorum. Erzincan Milletvekilimiz Mustafa Sarıgül'e çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Erzincanlılar, vaziyet alalım mı? Vaziyet alınsın mı? Ben şimdi buraya sizlere hitap etmek üzere 85 milyonun Cumhurbaşkanını ömrünü hak, hukuk ve adalet mücadelesine adamış 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ediyorum. İktidarın yolu Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet, ruhunda asalet. Gençler sana emanet Kılıçdaroğlu. Hak, hukuk, adalet, ruhunda asalet. Yürüyor iktidara Kılıçdaroğlu. Efendim hepinize merhabalar. İyi misiniz? 15 Mayıs'tan sonra bütün Türkiye iyi ve güzel olacak. Emin olun, bütün Türkiye'de huzur olacak. Bütün Türkiye'de bereket olacak. Ve siyaset asla sert dil kullanmayacak. Sözüm söz, 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Ayrımcılık yapmayacağım. Oy verdi vermedi diye insanları bölmeyeceğim. Kimliklerinden ötürü, inançlarından ötürü, yaşam tarzlarından ötürü hiç kimseyi ayrıştırmayacağım. İnsan insandır ve başımın üstünde yeri vardır. Erzincan. Dağları karlı Erzincan. Güzel Erzincan. Can Erzincan, niye bu kadar kan kaybettin Erzincan? Bir dönem 7 milletvekili çıkarırdı, 6 milletvekili çıkarırdı, 5 milletvekili çıkarırdı, 4 milletvekili çıkarırdı. Ne oldu Erzincan? Neden oldu böyle Erzincan? Söz veriyorum, söz. Anadolu'nun her köşesinde fabrikalar olacak. Anadolu'da insanlar çalışacak.
Söz veriyorum, söz. Erzincan'ı Trabzon limanına demir ağlarla ulaştıracağım. Söz veriyorum, söz. Burada bir ara Sümerbank'ın iplik ve dokuma fabrikası vardı. O Sümerbank'ın Erzincan için ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Binlerce insan çalışırdı orada. Evlerine huzur içinde ekmek götürürlerdi orada. Niye kapatıldı bu fabrika? Neden kapatıldı? Hiç kendinize sordun mu Erzincan? Kendi vicdanına sordun mu? O fabrikaların tamamını yeniden yapacağız. Endişe etmeyin. Şeker fabrikası özelleştirildi. 6000 Erzincanlı çalışıyordu orada. 6000 Erzincanlı evine ekmek götürüyordu. Alın terinin karşılığını götürüyordu. Helal ekmek yiyorlardı hepsi. Neden? Neden? Şeker fabrikası özelleştirildi. Şimdi 250 kişi çalışıyor. Neden? Hangi gerekçeyle? Bu mudur vatanseverlik? Bu mudur milliyetçilik? Milliyetçilik kendi ülkesine hizmet etmek demektir. Gençler, size bir sözüm var. Gençler, bir sözüm var. Bakın, Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. Sandığa gidecek misiniz? Oyunuzu kullanacak mısınız? Demokrasiden yana olacak mı? Alın terinden yana olacak mı? Emekten yana olacak mı? Helal oylarınızı kullanacaksınız ve Türkiye'de bir değişime imza atacaksınız. Artık bu ülke değişim istiyor. Yeni bir yönetim, ahlaklı bir yönetim, düzgün bir yönetim, insanları ayırmayan bir yönetim, ayrışmaya karşı çıkan bir yönetim. Bunu yapacağız ve beraber yapacağız ve birlikte yapacağız ve bu ülkeye huzuru ve bereketi mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Köy okullarını yeniden açacağız. Köy okullarını, köyde öğretmen olacak, imam olacak, ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni olacak, veteriner hekim olacak, köylüye hizmet edecek. Köyü yeniden ayağa kaldıracağız. Köydeki insanlar vazgeçtiler, şehre geliyorlar evlatlarını okutmak için. Ve çiftçiler gerçek üretimi yapamıyorlar. Alın terinin karşılığını alamıyorlar. Bakınız sevgili Erzincanlılar, buğday dışarıdan geliyor, arpa dışarıdan geliyor, et dışarıdan geliyor, canlı hayvan dışarıdan geliyor, süt tozu dışarıdan geliyor, mercimek dışarıdan geliyor. Yahu neden dışarıdan geliyor? Bu ülkenin toprağı yok mu? Bu ülkenin güneşi yok mu? Bu ülkenin insanları yok mu? Neden çiftçiyi, üretici toprağa küstürdünüz? Yapacağım, yapacağım. Toprak ile çiftçiyi buluşturacağım. Onları barıştıracağım. Onların alın terinin karşılığını vereceğim. Hiç endişe etmeyin, hiç. Ben söylüyorum. Ben söylüyorum, onlar söyleyemiyorlar. Kul hakkı yemeyeceğim, kul hakkı yedirmeyeceğim. Onlar yandaşları için çalışıyorlar. Söz verdim, söz. Erzincan duy, söz verdim, söz. Onlar yandaşları, bu kardeşiniz vatandaş için çalışacak. Vatandaşına hizmet etmeyen bir siyaset, siyaset değildir. Siyaset vatandaşına hizmet edecek. Siyaset halka hizmet edecek. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset halka hizmet etmektir. Bakın sevgili Erzincanlılar, siyasete girdiğim gün kendi mal varlığımı kendi internet siteme koydum. Benim mal varlığım budur dedim. Alın teriyle kazandım, bütün para budur. Eşimin yüzüğüne kadar koydum. Hepsi duruyor. Ama Allah aşkına, eğer siyaset zenginleşme aracı olsaydı biz de zenginleşirdik. Yok öyle bir şey. Kul hakkı yemiyorsanız olmaz bu zaten. Kul hakkı yiyip sizin ödediğiniz vergileri cebe indirenler köşeyi döndüler. Ben bu siyaseti yaparken iki grupla karşı karşıyayım. İki grup
Bay Kemal seçilmesin, Bay Kemal'i seçmeyelim diye çaba harcıyorlar. Birincisi beşli çeteler. Devlet onlara hizmet ediyor, devletin bir kanadı. Dünyanın paralarını götürdüler. Yok, yük çekmeyeceksiniz. Yük çekmeyeceksiniz. Dedim bu ülkeye huzuru ve barışı getireceğim diye. Yük çekmeyeceksiniz, sandığa gideceksiniz, helal oylarınızı kullanacaksınız. Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla göndereceğiz. Demokratik yollarla. Biz ayrımcılığın ne olduğunu biliyorum. İkincisi, ikinci grup. İkinci grup. İkinci grup uyuşturucu baronları. Uyuşturucu baronları da benimle uğraşıyorlar. Onların kökünü kazıyacağım, kökünü. Bir kişiyi Türkiye'de tutmayacağım. Kökünü kazıyacağım, kökünü. Söylüyorlar mı? Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım diye söyleyemiyorlar. Söylüyorlar mı? Kul hakkı yemedim ve kul hakkı yedirmeyeceğim diye söylüyorlar mı? Söyleyemiyorlar. Ben onların nasıl malı götürdüklerini çok iyi biliyorum. 22 yılda bu ülkeden 418 milyar doları götürdüler. Amerika'ya götürdüler. İngiltere'ye götürdüler. Başka ülkeleri de biliyorum. Götürdüler. 418 milyar doların tamamını getireceğim. 85 milyona vereceğim. 85 milyona. Biz onlara benzemeyiz. Biz onlar gibi değiliz. Ama söz verdim, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Söz verdim, oy versin veya vermesin. Asla ayrımcılık yapmayacağım. Benim kitabımda ayrımcılık yoktur. Benim kitabımda ayrımcılık yoktur. Herkese saygı gösteririm. Bakın bizim belediye başkanlarımız seçildiler. Onlara şu talimatı verdim. 7 maddelik. Eğer AK Parti'ye oy veren veya MHP'ye oy veren kardeşlerimiz bizim belediyelere herhangi bir şekilde uğurlarlarsa 7 maddeyi görürler. Dedim ki asla ayrımcılık yapmayacaksınız. Bütün vatandaşlara eşit hizmet götüreceksiniz. Ayrımcılığı sadece fakir mahallelere yapacaksınız. Onlara sosyal yardım yapacaksınız. Bize dediler ki bu Bay Kemal gelirse sosyal yardımları kaldıracak. Bu Bay Kemal gelirse engellilere yardımı kaldıracak. Ya niye kaldıralım? Akıl var, mantık var. Aynı şeyi İstanbul, Ankara, Mersin, Adana belediye başkanlarının seçimi öncesinde de söylemişlerdi. İstanbul'da, Ankara'da sosyal yardımları belediyelerimiz tam 4 kat arttırdı. 4 kat. 4 kat. Allah nasip eder. Allah nasip eder. Sizlerin oylarıyla iktidara geldiğimde hiçbir fakir ailenin suyu kesilmeyecek. Hiçbir fakir ailenin doğalgazı kesilmeyecek. Hiçbir fakir ailenin elektriği kesilmeyecek. Ve yardımı öyle fakirleri topla, sıraya diz, televizyonları çağır, onlara yardım yap. Bir de sen kendine ben yardım yapıyorum diye hava bas. Bunu da kaldıracağım. Bunu da kaldıracağım. Fakir ailelerde kadının banka hesabına para yatıracağız. Asgari ücretin altında olmayacak. Kadın gidecek parasını alacak. Çoluk çocuğunun rızkını sağlayacak. Kimsenin fakir olduğunu sadece sosyal devlet bilecek. Niye yapıyoruz böyle? İnancımız böyle emrediyordu ondan. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Bakınız bizim belediyeler çiftçilere her türlü yardımı yapıyorlar. Fide desteği veriyorlar. Tohum desteği veriyorlar. Yem desteği veriyorlar. Onların sütünü alıyorlar. Deprem bölgesindeki üreticilerin bütün mallarını bizim belediyelerimiz satın aldı. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de
Onlar için standart açıldı. Vatandaşlar gelip alışveriş yapsınlar diye. 11 büyükşehir belediyemiz her türlü yardımı yapmak için yola çıktı. Hala orada görevlerinin başındalar ve görevlerini yapıyorlar. Sizler de depremzedelerin bir kısmını ağırladınız, misafir ettiniz. Ben Erzincanlıların konukseverliğinden, misafirperverliğinden hiç endişe etmedim zaten. O yüzden sizlere şükran borçluyuz. Onlar adına bunu da ifade etmek isterim. Bir şey daha. Depremzedelerin evleri yıkıldı, ağırları yıkıldı, dükkanları yıkıldı. Şimdi diyorlar ki yeniden yapacağız. Ama bu Bay Kemal var ya, Bay Kemal gelince sizin evlerinizi yapmayacak. Akıl dışı. Akıl dışı. Evlerini yapacağım ama 20 yıl taksitle değil. Hiç 5 kuruş almadan, 1 kuruş almadan yapacağım ve evlerini teslim edeceğim. Esnaf kardeşim. Esnaf kardeşim. Ya esnafı perişan ettiler. Sattığı malın yerine gidip yenisini almak istediğinde parası yetmiyor. Esnafı perişan ettiler. Esnafa da sözüm var. Senin pandemi döneminde aldığın kredilerin, yani sana verilen kredinin faizini tamamen sıfırlayacağım. Ana parayı da makul taksitler içinde ödeyeceksin kardeşim. Zaten batırmışlar seni. Zaten mahvetmişler. Bir de üstüne faiz yüklüyorlar. Aynı şeyi çiftçiler içinde yapıyorlar. Kim üretiyorsa, kim kazanıyorsa, kim alın teri döküyorsa, kim el arpalarak kazanıyorsa Bay Kemal'in başının üstünde yeri var onun. Hangi partiden olursa olsun, kimden olursa olsun benim başımın üstünde yeri var. Bunu bilmenizi isterim. Bizim son sözlerimi söyleyeyim. Şimdi bakın. İşsizliğin hangi boyutlarda olduğunu biliyorum. Erzincan'ın kan kaybetmesinin, Anadolu'nun kan kaybetmesinin temel nedeni işsizliktir. Sizin evlatlarınız, pırıl pırıl evlatlarınız burada iş bulamayınca, Sivas'ta iş bulamayınca, başka bir yerde iş bulamayınca nereye gidiyor? Büyük şehirlerin varoşlarına. Acaba asgari ücretle bir iş bulabilir miyim diye oralara gidiyor. Oysa ata toprağında, baba toprağında işi olsa çalışsa güzel olmaz mı? İşi olsa çalışsa, güzel bir evlilik yapsa, annesine babasına güzel torunlarla gidip ziyaret etse güzel olmaz mı? Emeklilere söyledim. Ta 2015 tarihinden bu yana söylüyorum. Emekliye Ramazan bayramında, Kurban bayramında birer maaş ikramiye verin. Asgari ücret kadar olsun. Fazla da değil. Asgari ücret. Adı üstünde zaten. Asgari ücret kadar verin. Önce koro halinde bağırdılar. Parayı nereden bulacaksın diye. Arkasından beni ısrar edince bu sefer ayda biner lira verdiler. Şimdi seçime giriyoruz. Parayı biraz artırdılar. Ayın 15'inde oyunuzu kullanacaksınız. Sonra Kurban Bayramı gelecek. Bay Kemal'in sözü var. Bütün emeklilerin banka hesabında gidince 15 bin liraları göreceksiniz. Asgari ücret kadar emekli ailelerine ikramiyeyi göreceksiniz. Asgari ücret kadar ikramiyenin olduğunu göreceksiniz. Şimdi bağırıyorlar. Vay efendim, parayı nereden bulacaksın diye. Söylüyorlar. Bakınız. Can Erzincanlılar. 27,5 yıl devlette çalıştım. Aşağı yukarı bütün başbakanlarla beraber çalıştım. Bütçe nasıl yapılır? Para nasıl toplanır? Tasarruf nasıl yapılır? Kaynaklar nerelere doğru dürüst harcanır? 27,5 yılım bununla geçti. Ve bir söz verdiysem onun mutlaka hesabını kitabını yapmışımdır. Ona göre fazla değil. Zaten 15 bin lira dediğiniz nedir Allah aşkına? Nedir? Şunları açık ve net söylüyorum sizlere. Beşli çetelere gelince para var. Dolar bazında para var. Avro bazında para var. Vergisini ödüyorsunuz. Bir de
Geçmediğiniz köprünün parasını istiyorlar sizden. O da var. Emekliye gelince para yok. Onlardan alacağım, alacağım. Beşli çetelerden alacağım ve size vereceğim. Sizden tek isteğim, tek isteğim, tek isteğim. Ha şunu da söylüyorlar. Efendim bizim milliyetçiliğimizi sorguluyorlar. Ya siz kim? Milliyetçilik kim? Bizim milliyetçiliğimiz Atatürk milliyetçiliğidir. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. İki kırmızı çizgimiz var. Vatanımız ve bayrağımız. Nokta. Vatanımız ve bayrağımız. Biz onlar gibi değiliz. Kuzey Irak'ta askerin kafasına çuval geçirdiğinde bunlar neredeydi? Tek cümle bile kullanmadılar. Tek cümle bile. Ama Bay Kemal olsaydı ne olacağını herkes bilirdi. Kuzey Irak'ta 34 askerimiz şehit edildi. 34 askerimiz. Ya şehit edilen bizim askerimiz. Vuran Rusya. Nereye gitti beyefendi? Koşa koşa Putin'in sarayına gitti. Niye gidiyorsun ya? Şehit olan, öldürülen Rus askerleri değil ki bizim askerlerimiz. Senin orada ne işin var? Gitti oraya. Putin kapıda bekletti. Kronometreyi açtı. Dakikalarca koridorda oturttu. Sonra içeriye aldı. Gel beyefendi gel dedi. Oturttu koltuğa ve Türkiye'ye gönderdi. Allah nasip eder. Cumhurbaşkanı olduğunda 85 milyondan hiç kimsenin yüzünü yere eğdirmeyeceğim. Hiç kimsenin. Ankara'nın göbeğinde ülkücü hareketin en dürüst ve en düzgün bir akademisyenini katlettiler. Günlerce sesi çıkmadı ama Bay Kemal ne demiş? Adaletten yanayım diyor. Hukuktan yanayım diyor. Şimdi dosyasını seçimden sonraya bıraktılar. Sinan Ateş'in katillerini bulacağım, kulaklarından tutacağım ve yargıya teslim edeceğim. Bizim milliyetçilik anlayışımız vatanseverliktir. Sadece o değil. Tank palet fabrikasını Katar ordusuna sattılar. O tank palet fabrikasını da Katar ordusundan alacağım, ordumuza teslim edeceğim. Bu fabrika sizindir diye. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. O kadar güzel şeyler yapacağız ki, o kadar güzel ve insanımız mutlu olacak, huzurlu olacak. Hep birlikte bunu yapacağız. Son bir şey. Bunlar diyorlar ya biz milliyetçiyiz. Hikaye tabii. Bunlarınki mevsimlik milliyetçilik. Arkadaş, sen askerlik yaptın ben. Onların çocukları gibi de evladımı askere göndermedim. Paralı askerlik yaptırmadım. Garibin evladı nasıl askere gittiyse parasız askere ben de evladımı öyle gönderdim. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Böyle milliyetçilik edebiyatı yapacaksın, oğlunu göndereceksin paralı. Ondan sonra çıkacaksın, bana milliyetçilik edebiyatı yapacaksın. Yemezler, yemezler. Bay Kemal bunları yemez. Bay Kemal bunları yemez. Bir şey daha. Askerlik yapan bütün kardeşlerim bilirler. Özellikle sınırda. Yazar. Hudut namustur diye. Evet hudut namustur. Oradan içeriye kimsenin gelmemesi lazım. Burası bize ait. Bizim topraklarımızın bulunduğu alan yol geçen hanı olmamalıdır. 3.600.000 Suriyeli resmi rakam. Ve sayısını bilmediğimiz Afganlı kardeşlerimiz nasıl geldi? Kim getirdi? Göndereceğim, göndereceğim. 2 yıl içinde göndereceğim. 2 yıl içinde. 2 yıl içinde göndereceğim. Hiç kimse endişe etmesin. Onlar geliyorlar, asgari ücretin yarısına kadar günün 18 saati çalışıyorlar. Bizim pırıl pırıl evlatlarımız işsiz güçsüz bekliyor. Çözeceğim, göreceksin.
ırkçılık yapmadan onları kendi ülkelerine güven içinde göndereceğim. Bu konuda kesin sözüm var. Göreceksiniz Bay Kemal sözünden dönmez. Verdik size bir söz, yerine getireceğiz. Ekrem Başkan güzel bir şey söylüyordu. Ekrem Başkan, bizim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız seçimler sırasında her şey şu büyük pankartın altında da vatandaşlarımız var. Onlardan tık yok. Her şey burada da vatandaşlarım var. Can Erzincanlar var. Her şey şuraya sesleneyim. Her şey vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak. Kavga bitecek. Kucaklaşacağız. Selamlaşacağız. Herkesin kimliğine, herkesin inancına, herkesin yaşam tarzına saygı göstereceğiz. Hiç endişe etmeyin. Kamuda mühendislere adalet biliyorum. Yargıçlara, doktorlara iyi para verdiler, size vermediler. Ben bunun gayet farkındayım. Onlara da sözüm var. O eşitliği sağlayacağım. Hiç endişe etmeyin. Memur arkadaşlarımızın pozisyonunu biliyorum. Hiç endişe etmeyin. Atanamayan öğretmenler var. Söyledim, atanamayan öğretmenler var. Köy okullarını açacağız. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen ataması yapacağız. 100 bin öğretmen ataması. Ve yine bizim huzur içinde bir miting yapmamıza ortam hazırlayan değerli polis kardeşlerim var. Onlara da hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Polislerin de derdini biliyorum. Günde 12 saat, 13 saat, 14 saat çalıştırılıyorlar. Biliyorum. 24 saat çalışan polis arkadaşlarım var. Onlar çalışıyorlar. Biz evimizde, yatakta, huzur içinde uyuyoruz. Onların dünya kadar sorunları var. Onların intiharlarını da biliyorum. Onların sıkıntılarını da biliyorum. Hiç meraklanmasınlar. Onlar birer vatanseverdir. Onları caddede, sokakta gördüğünüzde onlar devleti temsil ederler. Bizim devletimizin, 85 milyonun devletini, onurlu devleti temsil ederler. O nedenle onlara da hepinizin huzurunda şükran borçluyum. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Her şeyin çok güzel olacağı bir Türkiye umuduyla hepinize, Can Erzincanlara selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Öncelikle milletvekili adaylarımızı çağırmak istiyorum. 14 Mayıs'ta sizlerin oylarıyla Ankara'ya göndereceğiniz milletvekillerimiz Mustafa Sarıgül, Doktor Ufuk Aktaş. Yine millet buluşmalarımızın koordinatörü eski devlet bakanımız Erdoğan Toprak. Ben Kemal. Millet İttifakı il başkanlarımızı davet edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı Erdem Topçu. Deva Partisi il başkanımız Abdullah Toraman. Saadet Partisi il başkanımız Ali Cebeci. Demokrat Parti il başkanımız Fikret Esen. İYİ Parti il başkanımız Ümit Özeker. Sevgili Erzincanlılar, aramızda bulunan konuk belediye başkanlarımızı anons edeceğim. Hemşehriniz, sizlerin öz evladı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat. Yine sizlerin öz evladı, bu toprakların çocuğu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel. Fethiye Belediye Başkanımız Alim Karaca. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Hemşehriniz Mustafa Kul.
Devlet Bakanımız Hasan Gemici. Tunceli Milletvekilimiz Polat Şaroğlu. Gülümür Belediye Başkanımız Müslüm Tosun. Nazmiye Belediye Başkanımız Cafer Kırmızı Çiçek. Bozat Belediye Başkanımız Seyfi Geyik. Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül. Önceki milletvekillerimiz aramızda buyursunlar lütfen. Önceki milletvekillerimizi de buraya davet ediyorum. Ali İbrahim Tutu'yu da. Erdoğan Özyalçın aramızda. Mustafa Yıldız aramızda. Nefes alsın tüm millet. Yapar mıyız yaparız. Temiz sayfa açarız. Erzincan'ımızın ilçe belediye başkanlarımızı. Çağlayan Aydar Şahin. Mollaköy Gökhan Eren. Altınbaşak Haydar Polat. Hoş geldiniz diyorum kendilerine de. Şimdi Erzincan'ın selamını İstanbul'a götürüyoruz. Hoşçakalın sevgili Erzincanlılar. 14 Mayıs'ta her şey, her şey, her şey. Yüreğinize, nefesinize sağlık. Hoşçakalın diyoruz sizlere.